Herkese ilk önce merhabalar arkadaşlar. Mikro denetleyiciler dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz arkadaşlar interruptlar. Yani daha doğrusu interruptlara giriş yapacağız arkadaşlar. Ve bu interruptlarda yani interrupt dediğimiz kesmeler yani arkadaşlar. Kesmelerde ilk uğrayacağımız yer ise timer 0 modülü arkadaşlar. Bu timer 0 modülü arkadaşlar aslında şöyle hızlıca bir anlatacak olursak iki tane blok diagram yani iki modda çalışıyor. Bir 8 bitlik, bir de 16 bitlik arkadaşlar. 8 bitlik modda zamanlayıcı olarak çalışırken 16 bitlik modda ise sayaç olarak çalışmaktadır arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar kesmeler bir de ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela bir A bir işleminiz var, bir de B işleminiz var. Şimdi normal kesme kullanmadan biliyorsunuz mikro denetleyici yani programda en üstten en alta doğru tarayarak bunu işletir arkadaşlar. Ve siz A işlemi bittikten sonra B işlemine geçersiniz. Fakat kesmeler A işlemi devam ederken B işleminle paralelde yapmanızı sağlar arkadaşlar. Yani A işleminin bitimini beklemez. Bunun için arkadaşlar kesmeler bu bakımdan çok önemli. Şimdi biliyorsunuz tam birinci dersimizden itibaren amacımız nedir? Register bazında arkadaşlar mikro gömülü yazımızı oluşturmak ve bunları anlayarak devam etmek arkadaşlar. Bunun için de kesmeler konusunda da bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi İlk önce ne yapacağız? Analog dijital konvertörümüzdeki register'larımızı belirleyeceğiz arkadaşlar burada. Şimdi güzel arkadaşlar. Şimdi ben tüm portlarımı arkadaşlar dijital istiyorum. Yani dijital input output analog istemiyorum arkadaşlar RB pinlerini. O zaman gördüğünüz gibi low dediğimiz ilk 4 bit 1 olacak arkadaşlar. PCG 0, PCG 1, 2 ve 3. Arkadaşlar ne olacakmış? 1 olacakmış. Hemen yaptım. Ardından güzel arkadaşlarım ve yani şurada voltage reference configuration bit diyor ya. Bizim bunlarla işimiz yok şu anda. Burası 0. Ondan sonra arkadaşlar voltage reference configuration bit yani referansın negatif source. Bununla da bir ilgimiz yok arkadaşlar. 0 diyorum ve zaten şu unimplemented yani sıfır işletilmiyor arkadaşlar bunları sıfır diyoruz. O zaman güzel arkadaşlar burası ne olacak? 0 çarpı 0 f olacak arkadaşlar. Demek ki atcon 1 register'ımıza direkt 0 nokta 0 çarpı 0 f yazacağız. Komparatör kontrol register arkadaşlar. Burada da ben şimdi normalde register'daki bitlerimiz bunlar. Ve bize CM2 ve CM0 komparatör mod bitsi arkadaşlar atıfta bulunuyor. Figür 22.1 işte o da bu arkadaşlar. Figür 22.1. Şimdi ben komparatörleri arkadaşlar pasif istiyorum. Şimdi bakıyorum hangisi pasif. Reset diyor. 2 independent komparatör bu değil bu değil. Heh, komparatörler şöyle biraz yakınlaştırayım arkadaşlarım şöyle. Gördüğünüz gibi komparatörler o zaman CM2-0, CM2-1 ve CM0 mı ne olacak arkadaşlar benim? Burada bakacağım 1 olacak ki komparatörüm off olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. O zaman şuraları 1, 1, 1 dedik. Sonra arkadaşlar şuraları 1, 1, 1 yaptık ama geri kalanlarda bizim bir işlemimiz var mı? Komparatör input. Zaten komparatörleri off yaptığımız için arkadaşlar geri kalanların hepsi 0. Hiç bakmaya bile gerek yok. Güzel arkadaşlar. 0, 0, 0, 0. O zaman bunun şeyi 0 çarpı 0, 7 olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim artık yavaş yavaş timer 0'ımız arkadaşlar. Şimdi timer 0 dediğimiz gibi iki tane arkadaşlar modda çalışıyor. Bir 8 bit bir de 16 bit modda. Biz burada zamanlayıcı olarak görev yaptıracağımız için timer 0 modülümüze ben 8 bitlik modda çalışacağım. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Şimdi arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi bir dışarıdan
bir harici bir clock sinyalle yapabiliyorsunuz. Ya da burada F osilatör bölü 4 diyor. Yani kristalinizden gelen ya da internal osilatörünüzden geleni ben burada 0 seçiyorum. Ben bunu çünkü bu seçeceğim. Kristalden gelen değeri seçeceğim. Ardından arkadaşlarım burada programlanabilir. Ne diyor arkadaşlar? Prescaler diyor. Yani arkadaşlar sizin burada amacımız bizim scaler yani şeyimizi bir bölücüye sokmamız gerekiyor. Frekans bölücüğü arkadaşlar. Frekans bölücüden geldi. Ondan sonra arkadaşlar secondary bit internal clock'la arkadaşlar timer 0L. Bu timer 0L de arkadaşlar bizim aslında timer 0'ın low biti arkadaşlar. Low ön belliği. Yani sizin zamanlayıcınızın hesaplanmasında direkt burası görev alıyor arkadaşlar. Başka bir de arkadaşlar bütün işlemleri yaptıktan sonra bizim timer'ına gelen sinyalimiz timer 0 interrupt flag değerimiz 1 olursa bu sinyal çıkıyor arkadaşlar. Eğer 0 ise bu sinyal buradan çıkmıyor. Bunu da böyle anlayabilelim. Şimdi gelelim arkadaşlar timer 0'ın konfigürasyon yapımız. Timer'larda arkadaşlar timer interrupt'larını ilk önce timer'ları konfigüre edilir. Ondan sonra bir üst tabaka olan interrupt control register'ına geçilir arkadaşlar. Onun için en alt tabakada T0'ımızı bir programlayalım. Ben prescaler'ımı arkadaşlar ne istiyorum? 1 bölü 2 şurasını arkadaşlar. Ne istiyormuşum? 1 bölü 2 arkadaşlar. O zaman ilk 3 bitim 0 olacak arkadaşlar. Yani burada TSP, T0PS2 1 ve 0 ne diyor? 0, 0, 0. 0 onun için yazdım. Ardından güzel arkadaşlar. Ben timer 0'ın ön bölücüsünü atamak istiyorum. Ne koyacağım o zaman? Üçüncü biti 0. Zaten öyle demiş zaten. 0. Ondan sonra timer 0 source edge select bit diyor ya. Bu yükselen kenarda mı kesmeye girsin? Düşen kenarda mı? Ben yükselen kenarda istiyorum arkadaşlar. Increment onload high transition kısmı var ya arkadaşlar. Bunun için buraya 0 diyor. Ardından arkadaşlar timer 0 clock source select bit. Ne olacak arkadaşlar? Internal. Ben harici bir şey istemiyorum burada. 0. Hangisini istiyorum? Ben burada demiştim. 8 bitlik modu kullanacağım arkadaşlar. O zaman timer 0 8 bit modunda 1 diyorum arkadaşlar buraya. Ardından enable yapıyorum. Timer 10'u 1 dedim. Buraya kadar umarım her şey tamamdır arkadaşlar. O zaman bunun da değeri 0 çarpı C 0 arkadaşlar. Şimdi bunu programladık. Şimdi bir üst tabakaya geldik arkadaşlar. Üst çatıya. Burası önemli. Bu da interrupt control register'ın genel hatlarıyla izin verildiği register tarafı arkadaşlar. Şimdi ben RB portundan gelen kesmeyi işin içine dahil. Hayır benim RB portuna gelen sinyalle bir işim yok. Timer'larla işim var. 0. Ondan sonra in 0 extra interrupt flag bit. Bu arkadaşlar RB 0'a gelen arkadaşlar sinyale özgü bir interrupt çeşidi. Ben RB 0 portu ile ilgilenmiyorum. Timer ile ilgileniyorum. 0. Timer 0 interrupt flag. Bunları arkadaşlar 0 atıyorum başlangıçta. Burası için benim bir bu önemli bir de şurası önemli. RBI diyor yani RB port. Gene ben bununla alakam yok. 0. Ondan sonra interrupt 0 external interrupt enable bit. Aslında bunlar arkadaşlar içlerinde bir yapabilirsiniz. Ama ben bunları ayrı olarak tanımlamak isteyeceğim. Onun için şimdilik bunları 0 diyorum. Şuna. Pardon 4. bit. 5. bitim 0 diyorum. Ve burada interrupt enable bit arkadaşlar 1 yapacağız. Global interrupt enable'da 1 yapacağız arkadaşlar. Bu global demek arkadaşlar şu demek. Bütün interruptlara izin veriyorum demek.
O zaman burası ne olacak? 0 çarpı C 0 arkadaşlar. Şimdi isterseniz de arkadaşlar bu size kalmış. İsterseniz burada da timer 0 IE diyor ya. Şurada 5. İsterseniz bunu da 1 yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama ben bunları genel hatlarıyla interrupt konfigürasyon kontrol register'ını C bu şekilde temelde tanımlayıp programın içerisine ayrı ayrı bu bitleri tanımlamak benim için daha iyi oluyor. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar interrupt'ımızın timer 0 modülümüzün hesaplamasına. Kesme zamanı arkadaşlar t.com çarpı prescaler çarpı 256. 8 bitlik ben burada kabul ettim ya arkadaşlar. 8 bit nedir? 256'dır arkadaşlar. 256. Desimal değerin karşılığı 256. Timer 0 L diyorum. Low bitim. Yani ben şimdi şöyle bu T komut yani bunun 3'ünün çarpımıyla hesaplanıyor arkadaşlar. Şöyle bunu kırmızı diyelim. Şimdi ben T komut dediğim benim arkadaşlar osilatör frekansım. Osilatör frekansım. Benim kullandığım şey neydi? 4 MHz. Bölü şurada görüyorduk arkadaşlarım. 4'e böldüm. Kaç çıktı arkadaşlar? 1 MHz. Bunun da bu frekans, ben bunun saniye cinsinden istiyorum. O da nedir? 1 mikrosaniye. Prescaler kaç seçtik biz arkadaşlar? 0,0,0 diyerek burada 1/2. Yani aslında 2 ile çarpıyorsunuz demek. Şurayı. Arkadaşlarım. 2 ile çarptık. Ondan sonra buraya getirdik. Burası güzel. Sonra timer 0 ile 6 atamışız arkadaşlar. Ben ne istemişim burada biliyor musunuz? 500 mikrosaniyede bir kesmeye girecek. Kesmeye girmesini istedim. Onun için zaten 1 mikrosaniye benim şeyim, osilatör periyodum. Çarpı, zaten çarpanım 2. Şurayı seçmişim zaten. Benim 500 mikrosaniyede bir olabilmesi için şu 256 eksi timer 0 ile neydi arkadaşlar bu? Şurası. İşte ön bellek değeri arkadaşlar. Sayacımızın asıl üçüncü kısmı burası arkadaşlar. Bu desimal olarak değerleri buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Ve buranın 250 olması lazım. O zaman benim timer 0 L'ye ne yapmam lazım arkadaşlar? 6 koymam lazım. 256 eksi 6 250. Bu da ilk üçünün çarpımı 500 mikrosaniye yapıyor. Şunu arkadaşlar ben 6 yaptım ya. Bunu isterseniz hex olarak da bu adrese yazabilirsiniz. Şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi şunu bir kaydettim arkadaşlar. Bir de ne kadar süre olmuş? 12 dakika güzel. Umarım buraya kadar anlaşılır bir şekilde anlatabilmişizdir arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar MicroC'de bu işi programlamaya. New project diyorum. Next. Arkadaşlarım. 4550. 4 MHz. Projem nedir bugünkü? TMR 0 diyorum arkadaşlar. Ondan sonra 7. ders MicroC dedim. Next dedim. Bir saniye arkadaşlar. Ben orayı bir önce bir çalışma yapmıştım ama normalde aslında şu anda olmaması lazım. Heh, tamam. Temiz. Arkadaşlar şöyle new diyelim. New project. Next. 4 diyorum. 4550. Next diyorum. Allah Allah. Bir dakika. Zaten bu projede var diyor. Bir saniye. Şunu bir daha bir kapatıp bir daha bir açalım. Aynen öyle. Bir yerde açık kalmış. Şunu bir kapatalım da. New project diyelim. Next diyelim. TMR 0.
Evet. 4 nokta dedik. 45-50 dedik. Sonra bakayım isim değil mi? Tamam. Tamam. Ve şey projemizi oluşturalım. Şimdi arkadaşlar buraları önemli artık. Şimdi amacımız ne burada arkadaşlar? İki tane farklı işlemi birbirlerine göre paralel olduğunu ne yapmak arkadaşlar? Göstermek. Aslında normal hani paralel derken arkadaşlar şey anlamayın. Hani bunu böyle FPGA gibi aynı anda paralel değil. Aslında işlemci olarak şöyle arkadaşlar. Benim A işlemini beklemeden yani A işlemini bir satırını yaparken diğerinin hemen bir mikrosaniye sonra diğer işlemi yaptığı anlamına geliyor. Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi ben ilk önce arkadaşlar bir pik ayarlarını yapayım. Şuraya. Mesela buna şey diyelim ya. Kurulum diyelim. Güzel arkadaşlar. Bu daha güzel oluyor. Aslında pik settings de diyebilirdim de. Bir önce bir şunu bir derleyelim. Şöyle ki kütüphanelerim aktif olsun. Timer 0C. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Hemen hızlıca atcom 1 arkadaşlar 0 çarpı 0 f diyorum. Ondan sonra komparatör konfigürasyon eşittir 0 çarpı 0 7 dedik. Yani şunlar şuradan gibi hani hesapladık arkadaşlar şunları şöyle şuralardan alıyorum. Ondan sonra şeyleri ayarlayalım. Çıkışlarımızı. Tiris B diyorum aslında bir önceki derslerden bunları yani izlediyseniz arkadaşlar biliyor olmanız gerekiyor. Buraya 0 diyorum arkadaşlar. Yani tüm çıkışlar arkadaşlar B port çıkış olarak ayarlandı. Ardından port B diyorum arkadaşlar. Port B eşittir de 0. Bu da port B arkadaşlar sinyal seviyesi low'a çekildi diyelim. Ardından arkadaşlar ne yapacağız? Timer'larımızı yazmaya başlayacağız. O zaman integer konfigürasyon pardon şöyle yapalım. Timer 0 arkadaşlar neydi ya? T0 kon ya. Şey oldu. Şunu şöyle T0 kon eşittir. Kaç dedik? 0 çarpı C0. Ardından arkadaşlar internal control register'a da C0 yaptık. Onu da yazalım. Konfigürasyon 0 çarpı C0 diyorum. Ardından biz ne yapacağız arkadaşlar? Timer 0'ı arkadaşlar enable etmemiz lazım. Değil mi? O zaman bu hangi register içerisinde bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu timer 0 bakın 0 interrupt enable hangisinin içerisinde? Integer con yani interrupt control register içerisinde. O zaman şöyle çağırıyoruz bunu. Int con nokta timer 0 bakın gördünüz mü? IE eşittir diyorum. Ne diyeceğim arkadaşlar buna? 1. Çünkü aktif ediyorum artık timer 0'ı. Ardından arkadaşlar flame'i de başlangıçta olarak gene bir
sıfır interrupt flag. Bunu da bir sıfıra diyorum ki bir temizliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya kadar şimdilik bir kurulumuz sanki tamamlandı gibi. Başka bir şey unuttuk mu burada? Unutmadık. Tamam. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi şuraya ne diyorum? Kurulumumu çağırıyorum. Program başladığında kurulum diyorum. Arkadaşlar. Ardından döngü içerisine bir ne yapacağım? Bir A işi tanımlayalım. Bir saniye. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne demiştik? Kurulum dedik. For döngüsüyle arkadaşlar bir sonsuz döngü oluşturduk. Şurada. Şimdi ben bir buraya loop'un içerisine A işlemi için arkadaşlar tanımlamak açısından bir loop let, bir de arkadaşlar interrupt içerisinde interrupt let tanımlayacağım arkadaşlar. Bunun için şöyle yapıyorum. Gelelim. Hemen hızlıca define ne diyelim? Loop let. Yani loop içerisinde for loop'unun içerisinde kullandığım arkadaşlar let için kullandığım isim. Bir de interrupt içinde kullanacağım arkadaşlar. Şöyle define interrupt let port b nokta arkadaşlar rb1 diyorum. Bir de zaman için bunu ben 500, şimdi benim 500 mikrosaniyede bir arkadaşlar kesmeye giriyordum ben. Ben ne yapacağım? LED'imin her 100 milisaniyede bir de yanmasını isteyeceğim. Tamam 500 mikrosaniyede bir kere sayıcı arttırıyor ama bunu gözle görebilmek için 100 milisaniyede bir LED'in yanması ve sönmesi açısından için daha doğrusu bir sayaç kullanmam lazım. Şimdi onun için de unsigned int diyelim ve buna da ne diyelim? Sayaç diyelim arkadaşlar. Ve şu kurulumun altına da şöyle diyelim. Sayaca 0 diyelim arkadaşlar. Burası da tamam. Şuraya yazalım bakalım. Looplet. Looplet eşittir 1 diyorum arkadaşlar. Delay milisaniye kaç olsun? Arkadaşlar 1000. Ondan sonra looplet low'a çekiyorum burada. Ve ardından bir daha bir delay atıyorum arkadaşlar. 1000 dedim. Tamam buraya kadar. Şimdilik her şey tamam. Şimdi arkadaşlar burada. Şimdi bu benim tanımladığım A işlemi olsun. A işlemi. Şimdi benim bir de interrupt tanımlamam lazım arkadaşlar. Şuraya gelelim. Void interrupt diyorum. Arkadaşlar ardından şimdi burada bir if koyacağız ki nedir? Flame çünkü benim flame her 500 mikrosaniyede bir flame ne olacak arkadaşlar? Aktif olacak. Bu aktifse sayacımı arkadaşlar arttır diyeceğim. Şuraya diyelim. Bu da if'in içerisinde arkadaşlar şöyle olacak. Ve güzel arkadaşlar. If dedim ya. Şimdi buradan sonra ne yapacağım? Sayacı 1 arttıracağım. Sonra timer'ıma arkadaşlar timer 0 L'ye ne atacaktım arkadaşlar? 0 çarpı 0.6. Arkadaşlar ya da direkt 6 da yazabilirsiniz. Yani şurada yazdığımız gibi.
Şimdi bunu da yaptık. Sonra güzel arkadaşlarım bir sayacım olacak değil mi? Sayaç büyük eşit kaç mikrosaniyede bir yapalım arkadaşlar? 100 milisaniyede bir olacağı için arkadaşlar şunu diyorum. Şöyle neydi? Interrupt led eşittir toggle diyor arkadaşlar. Interrupt led diyorum arkadaşlar ve kapatıyorum. Yani şunu isterseniz birazcık daha anlaşılır olması için şöyle yapabilirsiniz. Şunu da şöyle yaptık. Tamam. Burası da ne arkadaşlar? Her 100 milisaniyede bir işlem görecek. Bu da şu timer'ım ise şöyle yapalım. Her 500 mikrosaniyede bir flag aktif olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra her zaman flagleri temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şunu yapalım. 0 diyelim ve arkadaşlar if'imizi şurada kapatalım. Ve şöyle de interrupt'ımızı kapatalım. Vallahi şu anda kurgusal olarak mantıklı oldu ama 0L dedik. Başka bir şey unuttuk mu? Şu an sanki unutmadık gibi. Arkadaşlar dediğim gibi A işleminde LED normal 1 saniyede bir yanıp sönecek. Diğer arkadaşlar her 100 milisaniyede bir arkadaşlar burada LED'im toggle'lanacak. Tamam. Şöyle bir. Süper. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptık. Şöyle alalım. 7. ders Proteus. Şöyle devremizi açalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devremiz bu. Gördüğünüz gibi ne yapmışım? Bir pikim var. Loop led ve interrupt led tanımlamışım arkadaşlar. Ve bunu loop led ve interrupt led diye arkadaşlar bu şekilde şeyle lokal variable'la birbirine bağlamışım arkadaşlar. Ve bunun da osiloskopta direkt pinlerini bağlamışım ki hem çalışırken aynı zamanda da sinyali göreyim diye. Şuradan iki kere tıkladım arkadaşlar. Şunu aldım. Ardından OK dedim. Bir çalıştıralım bakalım. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Interrupt led 100 milisaniyede bir arkadaşlar. Direkt gördüğünüz gibi işin içi yani 100 milisaniyede bir led'i toggle'lıyor. Diğeri de diğer loop'umuz ise arkadaşlar. Şunu da şöyle yapalım. Timer'ını ayarlayacağım. Şöyle yapalım da. Pardon arkadaşlar. Evet bu şeyine bir bakayım da. 1-1 bu 500 milisaniye yok. 1.5 0.5 milisaniye olmuş. Bir yerde bir hata var. Bir saniye.
Evet. Aynen, bir şöyle bir bakayım. Nasıl? Şurası 100 milisaniye ama. Evet. Şunu bir daha bir inceleyeyim ben de. Evet arkadaşlar. Şurada tekrardan bir inceledim. Şu sayacı arkadaşlar, sıfır koymayı unutmuşum. Sayaç sıfır dedim arkadaşlar ve tekrardan arkadaşlar programı derliyorum. Ardından devremlerde şuradan seçiyorum. Tekrardan timer 0, OK deyip devrimi çalıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle yapalım. Şöyle yapsak. Şimdi şöyle one shot diyelim. Bir analizimiz gerçekleşti. Loop'umuzun içerisi kaçmış arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yaklaşık 40 milisaniyelik bir fark var ama hemen hemen 1 saniyede bir loop'umuz içerisindeki led, şu sarı olan, yanıp sönüyor arkadaşlar. Bir de şu maviye bakalım arkadaşlar. Şöyle. Şurası sıfır noktası. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle birbirine girdi ya. Şöyle kaydırdım. Şöyle alalım. Daha iyi olacak. Şöyle bir. Şöyle iki. Arkadaşlar hemen hemen 100 milisaniyelik bir 1.02 arkadaşlar, 1.12, yani aslında çıkartırsanız 100 milisaniyelik bir fark yapıyor. Tamam. Sinyalimiz doğru arkadaşlar. Şimdi simülasyonlu arkadaşlar ve yazılımımızın hemen hemen doğrulamış olduk arkadaşlar. Şöyle bakın. A işlemimiz normal kendi içerisinde loop'ta yanıp sönerken, interrupt'un içerisindeki arkadaşlar LED'imiz yanıp sönüyor istediğiniz gibi. Şimdi bir de arkadaşlar, bunu anlattıktan sonra bir de bir süreye bakalım da fazla da uzatmayalım. Bir de arkadaşlar şu var. Şu interrupt var ya, zamanlayıcılığın içerisindeki ya da kesmeliğin içerisindeki işlemleri kesinlikle ve kesinlikle normal ana fonksiyonunuzun içerisindeki loop'un içerisinde kullanmayın. O zaman interrupt'ın anlamını kalmıyor. Şimdi genelde şöyle yapıyorlar. Şu buraya sayacı koyuyorlar arkadaşlar. Sayaç buradan atıyor. Şu if sayaç var ya, şu kısım. Sadece bu kısmı geliyor. For'un içerisine arkadaşlar yazıyor. O zaman siz bu for'un içerisine atarsanız, buradaki loop'un bitiminden sonra arkadaşlar sizin buradaki if fonksiyonunuz devreye girer. Bu da anlamsız kılar sizin interrupt'ınızı. Onun için interrupt işlemlerinizi her zaman interrupt fonksiyonunuzun içerisinde tanımlayın arkadaşlar. Şimdi normal arkadaşlar simülasyona kadar ki artık kısımların videosu bu kadar. Şimdi arkadaşlar geçeceğiz. Gerçek devremize geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, timer 0 ne yaptık? Teorik olarak işledik. Ardından gömülü yazılımını gerçekleştirdik ve Proteus'ta simülasyonuyla arkadaşlar düzgün çalıştığını gördük. Şimdi de arkadaşlar gerçek devremize arkadaşlar gömülü yazılımımızı yükledik ve güç kaynağından gücümüzü vererek arkadaşlar bakalım ledlerimiz nasıl bir
şey olarak çalışıyor. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu RB0'a bağlı arkadaşlar loop led. Yani loop'umuzun içerisindeki led A işini gerçekleştiriyor. Şuradaki de arkadaşlar direkt RB1'den arkadaşlar şu beyaz olan ise interrupt led arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 milisaniyede bir arkadaşlar hemen hemen yanıp sönüyor. Loop led'imiz de arkadaşlar saniyede bir yanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında ikisi de hemen hemen paralel çalışıyor arkadaşlar. Yani benim interrupt led'im arkadaşlar loop led'imin işlem yapmasını beklemiyor farkındaysanız. Bu çok önemli. Zaten kesmelerin de önemi buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Şey, önemi buradan çıkıyor. Şimdi arkadaşlar gelelim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Osiloskopumuzda da sinyalimize bakalım arkadaşlar. Şu şöyle bir fazla oynatmadan şöyle şey yapalım. Şöyle. Göründüğü üzere arkadaşlar loop led'imiz sarı olan arkadaşlar genişliği kaç? Hemen hemen 50 milisaniye farkla 1 saniyelik arkadaşlar bir şeyle yanıp sönüyor. Ondan sonra şu mavi olanlar bir interrupt led. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her 100 milisaniyede bir arkadaşlar led'imiz yanıp sönüyor. Hemen hemen simülasyonumuza göre doğru ölçüyoruz arkadaşlar. Bu da şunu gösteriyor. Dersimizin arkadaşlar en başından itibaren ne yaptık? İlk önce teorik olarak kesmelerin amacının ne olduğunu, ardından arkadaşlar register bazında arkadaşlar değerlerimizin atandığı, sonra bunu gömülü yazılım içerisinde yani derleyicimizde gömülü yazılımımızın algoritmasının oluşturulması, ardından bunun simülasyon yani Proteus ortamında arkadaşlar sanal ortamda test edip gerçekleştirilmesi ve ardından bu simülasyonda beklediğimiz sonucu aldıktan sonra da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçek devrede mikro denetleyicinin içerisine programımızı yükledikten sonra bir de osiloskopla gerçek devremizi kontrolünü ve analizini gerçekleştirdik. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.